Hepinize merhaba arkadaşlar, günün hangi saatinden ve nereden bizi izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler. Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte bir manav açalım diyorum, bir manav açalım. Yani şu anda stokta evet yiyeceklerimiz var, onları bir satışa çıkartalım, bir manav açalım. Şöyle aç kalan insanlara da yardım edelim. Bu süreçte evet bu zamanda en çok ihtiyaç duyulan şeylerden birisi de yemek olduğu için en iyi fikir aklıma manav geldi. Hadi bakalım. O zaman manav için buraya evet hemencecik evet yerimize gelelim. Burayı satın almıştık arkadaşlar. Pazar yerimize geldik. Bakalım bizi nasıl bir gün bekliyor. Çok heyecanlıyım. İlk defa manav oluyorum ve manavcılık nasıl göreceğiz bakalım. Şimdi şu abimden evet tezgahını satın alalım ilk önce. Ne kadarsa. Evet abicim kolay gelsin, hayırlı müşterilerimiz olsun. Bundan sonra tezgahını bana satarsan evet hepsini alıyorum abicim. Şimdi bu işi ben yapacağım. Evet abicim, ne kadar ücreti? Hayda, abime bak ya, vermiyor tezgahını. O zaman biz de yanındaki hemen pazara kurarız yani. İllaki biz tek sen mi varsın ya, vermezsen verme. Şurası iyi gibi sanki. Dur ben şuraya kurayım. Burada insanlar da var. Güzel. Şuraları bir yere. Evet. En güzel yeri keşfedeceğim arkadaşlar. Oraya pazar yerini kuracağız. Ondan sonra göreceksiniz siz nasıl satış oluyor. İşte ana cadde üstü olsun. Güzel güzel. Burası çok güzel. Evet bence harika. Evet ana cadde üstünde manavımızı buraya açıyoruz arkadaşlar. Hepimize hayırlı olsun. Şu tezgahı bir düzen vereyim ya. Şöyle bir toparlayayım. Baksana şunlara. Dağınık duruyorlar. Etraf darmadağınık. Bir güzelleştireyim şurayı. Ondan sonra bol bol müşteri bekleyelim bakalım. Güzel güzel satışlarımız olsun. Ablam ne istemiştin? 2 kilo domates mi? Hemen tarttım ablacığım. Hemen tarttım. Hayda. Demir adam. Sen niye geldin? Hayırdır? Seni hangi rüzgara attı buraya? Ne istersin? Ne vereyim? Meyve ikram edeyim mi sana? İstemiyor musun? Allah Allah. O zaman otur sen şöyle. Ben şuraları düzenleyeyim. Daha yeni açtım. Bir hayırlı olsunu alırız artık abimle. Tamam. Hadi bakalım. Demir adama parayı verdik. Manavın ücretini. Demir adam götürecek arkadaşlar. Ben de şimdi evet işimin başındayım. Gelsin bakalım müşteriler. Gel abi gel gel, bedavadan ucuz. Bunlar hiçbir yerde yok. Pazarda yok, manavda yok. Manavda var, bende var. Evet. Abim ne istersin? Ne istersin? Ne vereyim sana? Karpuz mu? Tamam abim. Domates mi? 3 lira abi. 3 lira. İndirim yaptık. Bugün açılışı özel indirimimiz var. Ne istersen yarı fiyatına. Abicim. Ne istiyorsun? Hayda. Joker. Bu ne istiyor? Ben anlamadım ki. Fiyatları tek tek soruyor. Yabancı dille konuşuyor. Eliyle gösteriyor. Anlamadım. Joker nasıl olmuş tezgahını, beğendin mi? Yeni işim bu benim. Bu adam ne istiyor Joker? Ben anlamadım bu adamın ne istediğini. Şuna bir cevap ver ya. Burayı kuramaz mıymışım? Niye? Öyle mi diyor? Neden? Yasak mı? Neyse sen şunları götür evinde ye bakalım. Ben bir bunun çaresine bakarım. Şikayet mi edilmişim? Kime? Polise mi? Hayda. Ne yapmışım ki ben ya? Şimdi ben ne yaptım ki polise şikayet edildim? Ben burada alnımın akıyla helaliyle sebze satıyorum. Etsinler şikayet. Buranın ruhsatı da var. Hiç kimse bana bir şey yapamaz. Hadi bakalım. Gel abi gel gel. Polis amcalar gelir şimdi. Onları da satarız bir güzel. Ya da bravo verelim onlara bugün. Çünkü şikayet edilmişiz. Olmaz. Ben ne yapsam acaba? Tam da zamanında. Şikayetin üzerine polis bey geldi. Buyurun memur bey, size ne ikram edeyim? Muz mu istersiniz? Karpuz mu istersiniz? Ne vereyim size? Şikayet mi edindim? Neden? Burada satış yapmak yasak mı? Neden satış yapmak yasak? Ben burayı parasıyla aldım. Ruhsatı da var elimde, her şeyi. Ben burada satışıma devam edeceğim. Rabıtaya haber verin, gelsin. İncelesin baksın. Ben hiçbir şeyimi bırakmıyorum. Toplattırmıyorum da size. Yasak değil. Ne yapsam acaba ya? Polisi bile şikayet etmişler. Kesin o manavcılar şikayet etmişti. Ben biliyorum. Tamam memur bey, tamam. Siz de haftaya haber verin. İşimi başlatsın.
Ruhsatımı göstereceğim ben. Ben ruhsatımı göstereceğim. Ben tezgahımı toplamıyorum. Boşuna uğraşmayın. Toplamayacağım tezgahımı falan. Bakın arkada ne var? Bakın. Sebze dışında bir şey var mı? Yok. Niçin suçlu diye bana şikayet edilmişim? Bir yanlış anlaşılma olur işte böyle. Evet. Memur beyleri yolcu ettikten sonra evet biz satışlarımıza devam edelim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Helaliyle şurada 2 dakika iş yapıyoruz. Emek sarf ediyoruz. Ve gidiyorlar bizi şikayet ediyorlar. Olsun be olsun, biz hakkından geliriz bu insanların. Hiç sıkıntı değil. Beni kimse durduramaz, yıldıramaz bugün. Bir araba geliyor. Ne biçim bir araba gelişi be? Hayda. Ne biçim bir iniş bu? Sarhoş bu. Sarhoş. Abicim ne istersin? Ya yürü git be. Çok mu güzelim? Ya yürü git. Manyak mısın nesin? Ne yapıyorsunuz siz? Paramı verecekmişim. Ne parası be? Yürü git. Sarhoş seni. Hiçbir şey de vermeyeceğim sana. Para yok. Yok bende para falan. Satış yapmadım daha. Ya yürü git. Ne vuruyorsun ilk de bir yer? Ne vuruyorsun? Allah'ım ya. İlk günden başladılar ya. Nerede arıza var beni bulur ya. Nerede bir manyak var beni bulur ya. Nerede bir sarhoş var beni bulur. Ya yürü git. Sana mı eğileceğim be? Sana boyun mu eğeceğim? Yürü git. Ya sen hak ettin ama bunu artık. Sen bunu hak ettin. Yani sen bunu hak ettin. Sen beni kadın diye zayıf sandın. Sen benim ters tarafımı daha görmedin. Gel. Gel sen de gel. Gel bir jopla sana eğdireyim. Polisi ara. Ara. Ben sizi şikayet edeceğim. Ben şimdi sizi nasıl zorbalık yaptığınızı tek tek anlatacağım memurlara. Göreceksiniz siz. Siz göreceksiniz. Araban da burada dursun. Kaç. Atla işte öyle. Otobanda şey çeker atlarsın. Memur bey de geldi. Sonunda be. İlk günden şu işe bakar mısın arkadaş ya, başımızdaki işe. Memur bey bakın bunu ben yaptım. Bu adamı bu hale ben getirdim. Ama neden getirdim biz o? Çünkü bana sıkıntılık yaptı. Sonra benden para istedi. Harç istedi. Evet bana saldırdı. Bana vurdu. Ben de jopla onu vurdum. Suçlu muyum? Suçlu muyum? Cezam mı var? Çekerim ben cezamı. İlk önce o başlattı. Ben de ona karşılığını bir bayan olaraktan vurarak bu hale getirdim. Polis bey ben başka hiçbir şey yapmadım. Ben burada sebze satıyordum. Geldi bana askıntılık yaptı. Sonra da geldi tezgahımı yıkmaya çalıştı. Beni dövdü. Ben de elimdeki jopumu kullanmak zorunda kaldım. Anladık mı? Hadi bakalım. Ayıklayın pirincin taşını şimdi.